Murat Kurum'la ilgili beklenti aslında mevcudu korumasıydı. Yani mevcudu, onların temelde yola çıkarkenki bakışı şuydu. Zaten AK Parti son 14 Mayıs seçiminde İstanbul'da %36 almıştı. MHP %6 almıştı. puan da Büyük Birlik, Hüdapar falan almıştı. %43, yani Murat herhangi bir aday %43 mevcudu korumalı yani. Varsayım bu. Bunun karşısında herhalde yani temel beklenti şuydu. Eee Ekrem Imam'ın yapayalnız kalması o da gerçekleşti. Hı. Deva, özür dilerim. E, Dem Parti, İyi Parti, Zafer Partisi, deva da var. Deva, işte. sadece hepsi ayrı ayrı e, aday çıkardılar ve İstanbul bir arenaya dönüştü. Ekrem Imam'ı yine yalnız yakaladılar. Fakat yine yalnız Aynen. yakalamakla beraber Murat Kurum mevcudu koruyamıyor. Yani %43'lük mevcut %40'lara doğru geriliyor. Buna karşılık Ekrem İmamoğlu CHP'nin aldığı %28'i koruyor. Bunun üzerine 14 puan daha koymuş durumda. Evet. Şimdi e, e, Murat Kurum bekleneni karşılayamıyor. Bekleneni karşılayamıyor ve şö ve ben bunu şöyle açıklıyorum. Murat Kurum e, stajına olabilecek en kötü yerden başladı. Yani bu ana kadar bürokratik bir kişilikti. Siyasi bir kişilik değildi. 2000'lerin ortasında 2005-6'da Emlak Konuta giriyor. Özür dilerim. TOKİ'ye giriyor. Emlak Konuta oradan bakanlığa kadar yükseldi. Kesintisiz bir 10 küsür yıllık emlak, bürokratik Türkiye. kariyeri var. Hı hı. Ve bu bürokratik kariyeri dönemince dönemi içerisinde siyasette açık müdahalesi olmadı. Yani doğru dürüst bir siyasal demecini de hatırlamıyorum. Doğru. 15 Temmuz'da bile bir şey hatırlamıyorum. Yani daha ne olabilir? Yapmıştır muhtemel de gözüme çarpmadı. Şimdi böylesi bir bürokratik CV'yi e, yerel seçimde değerlendirmek istediler. Fakat belki Konya'da işlerdi bu mekanizma. Yani sonuçta gözden uzak bir yer yani. E, Konya seçimlerinde Hatay'a koysanız belki orada da işlerdi. Bu kadar yansımazdı. Murat Kurumu aldılar. İstanbul. Türkiye'de 31 Mart 2024 seçimlerinin bütün kalbinin attığı yere koydular. Bir hani şu, öyledir ya biri siyasal bilgiler fakültesini bitirir kamu yönetimi neyse... Kaymakamlık stajı nerede başlar? Daha çeperde bir yerde başlar. Evet. Hemen İstanbul Valiliği mi koyarsınız yani? Murat Kurum'u olabilecek en zor yerde staja başlattılar. Ve Murat Kurum ilk kez siyasi deneyim içerisinde. Bir kere siyasetçi değil. İkincisi irticalen, yani bir miting konuşması değil, irticalen konuşma başarısı da yok. Üçüncüsü kampanya ekibin ya kampanya ekibinden kaynaklı bir hata var, ya kendisi kampanya ekibini dinlemiyor. Şöyle ki, ya insan neyi yapıp neyi yapmayacağını bilmez mi? Şarkı söyleyemiyorsanız söylememelisinizdir yani. <laughs> evet, espri Bunu yapamıyorsanız ben onu orada deneyelim diye diyemezsiniz. Mesela Lorke Lorke, ya Türkiye'de yani bunu söylemek için Kürtçe bilmeye gerek mi var Lorke demek için yani? Lorke'yi demedi, diyemedi. İkincisi, yani oyun oynayamıyorsanız oynamamalısınızdır. Yani Murat Kurum hem oyun oynamayı bilmiyor, hem oyuna giriyor bir de eğleniyor yani. Şimdi dolayısıyla bu hemen her hareketinizin, her cümlenizin siyasi kampanyada aleyhinize ya da lehinize olabileceği bir süreçte sizin yapmamanız gereken e, hareketleri e, yani e, hemen her sözünüzün hem e, Hemen her sözünüzün, her eyleminizin değerlendirileceği aleyhinize ya da lehinize de, e, ele alınabileceği bir kampanyada murat Kurum olabilecek bütün hataları yapıyor. Hele hele temel üç hatası var bana sorarsan. Dur, üç hata geçmeden önce şu son dakikayı alacaklar. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan pilesini 10 liradan satacağını evet. duyurdu. Kaç grammış bu? Vay be. Ee, 300 gramına, 340 gramını 10 liradan satacağını duyurdu. gram. şimdi iyi. oradaki evet. kuyrukları. Şimdi, 3 tane bence 3 tane Hem temel. 350 gram yani. 3 tane temel e, hata yaptı. E, bunlardan birincisi şu davetiye meselesi. Bir oh, kere ay. davetiye meselesi üstüne vazife değildi. Yani İmamoğlu Fatih Belediyesi'nden gelen davetiyeyi açıkladı. Normalde Ulaştırma Bakanı ya da Fatih Belediye Başkanının evet ya da hayır demesi gerekirken birdenbire Kendisi de yalnızca bir aday olduğu halde kalktı. Sen gelemezsin dedi. Ne davet Halbuki demesi gerekirdi ki. Yani zekice bir bir siyasetçi olsaydı, Tabii. staj, staj durumunda değildi. Yani yetişmiş bir siyasetçi olsaydı şunu diyebilirdi. Gel de hizmet gör diyebilirdi. Evet. Ya dedi, onu e, şunu demişti. diyebilirdi yani. E, sen zaten buranın ev sahibisin. Davete mi geçti var? Gel otur diyebilirdi. Bunu evet. demediği gibi AK Parti ne kadar ayrımcı bir parti olduğunu, muhalefete nasıl kinle baktığını ortaya koyan, sen zaten orada ne işin var gibi bir cümleyle cümle karşılık bakalım, verdi. Aradım, yok öyle bir davet dedi. Şimdi bak, hayır Ula, devam diyor. et ya sen zaten evet. orada ne işin var. Sonra Hadi. devam et. Sonra bu ters tepince ya zaten orada sandalye vardı, niye gelmedi ki dedi. Yani neredeyse vatandaşa çıkacaktı. Ben olsam ben de gitmem. Şimdi bak ikincisi, e, e, bu Gazze meselesi. Gazze meselesinde e, seçim kampanyasını yani de, ya AK Parti'nin daha önce Esenyurt'ta e, sen yurtu düşerse Mekke düşer dediği gibi e, yine İstanbul yerel seçiminde Erdoğan'ın e, Sisi'ye mi mi vereceksin sözünde olduğu üzere bu kez de e, yine e, siyasetçi yani, yani bir siyasetçinin yapmaması gereken bariz bir hatayı yaparak bence biraz da zihin dünyasını ortaya koyarak e, işte Filistinler e, yani biz sevinirsek biz kazanırsak Gazze sevinir. Söylediğim e, bir kurdu. cümle kurdu. Bu da büyük bir hata ve bu hatada İslamcılardan ağır tepki gördü. Çünkü ben gördüm, takip ettim. E, ya bu hususta bu Filistin meselesine kafa yoran İslamcıların çoğu dedi, dedi, ki elinizi tutan ne? Elinizi tutan ne? E, i̇şte Güney Afrika Cumhuriyeti bu, bu soykırımı mahkum ediyor. i̇şte e, fakat bunun karşısında Türkiye'den hala AK Partili milletvekillerine ait gemiler bile İsrail limanına gidiyor. Onu durdurmuyorsunuz. İsrail'e yardım için belediyeyi kazanmayın bekliyorsunuz dediler. Ve bu da Ayrıca devlet güçlü yardımını yapar ve dolayısıyla günün sonunda AK Parti kana AK Parti Kamuoyunda şu kanaat tasl oldu ee, Murat Kurum e, Murat Kurum yani bu aday olmadı bu aday olmadı ve bu aday olma dolayısıyla Murat Kurum kendisinden beklenen çıkışı yapamıyor bunu ben e, hani dediğim üzere stajyer siyasetçi olmasına bağlıyorum stajını da çok kötü bir yerde yapmış olmasına bağlıyorum karşısında seçimlerle pişmiş bir aday var karşısında bir belediye başkanı yok. Ülkenin genel siyasi arenasında çarpışan, kendisi, rakip olarak kendisini Erdoğan'ı bellemiş olan bir, bir evet, aday var. 20 ve, sonra İstanbul'u kazanmış Ve bundan birkaç adamı. önce CHP'nin CHP kurultayına yönelik olmuş. Orada değişimi değişimi gerçekleşmesine büyük katkı koymuş ve oradan da başarılı çıkmış bir adayı var. Her şeyden önce belediye başkanı var. Yani aynı zamanda evet. belediye başkanı var. Murat Kurumu, bu bu Murat Kurum'un eksikliğini işte senin de ifade ettiğin üzere Erdoğan'ı sahaya çıkararak ya da işte Dem Parti'nin beklenenin üzerinde oy almasına ön ayak olarak doldurmaya çalışacaklar. Ancak süre daralıyor. Süre daralıyor. şu an bir buçuk iki puan gibi evet. bir skalada aralarında fark var. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un hatalarından kaynaklı olarak her geçen gün ivmesini arttırıyor. İşte bak Ramazan pidesi meselesi öyle. Geldi orada. Gazze'ye yardım türü gönderilmesi meselesi öyle. öyle. Her geçen gün. Kent lokantaları e, öyle. Kent lokantaları öyle. Her geçen Özel gün destekler Ekrem İmamoğlu'nun ivmesini ve temposunu arttıracağını görüyoruz. Ya aslında çok merak ettiğim bir konu vardı. Hakan süremiz bittiriyor ama bu e, metro hattı yapı onu merak ettim ama sürem de bitti ama bir, bir cümle belki destek olursun. E, metro hattını yaptılar ya hani e, biz metro vaadi verdi. Biz onun açılışını yapıyoruz onu, 16 Mart'ta buyurun gelin dendi. Onu İmamoğlu. Deniz bugün yazdıysa yanlış anlamış onu. E, ama diyor ki e, metro yapmışlar durakları yok. Atlıy atlıya yapmışlar. Ya diyor. açılışı seçimi yetiştirmek için arada durak koymadılar diyor. Evet. Onu söylüyor. Durak, ya durak. öyle planlama mı olur ya? Duraksız öyle planlama mı olur? Hayır. <laughs> ya. Zaten 3 duraktan oluşabildiğim kadarıyla. Ya Aynen. öyle planlama mı olur ya? AK Parti'nin çelişkisi şu, Çelişkisi şurada, şurada. Hem metro yapmadı diyorsun. Hem sonra durağını, durağını yapmadı diyorsun. Ne ee, yani, olmuş orası? Ve AK Parti bu e, şeyi yani aday a, merkezinde adayın olacağı bir kampanyada temel yapılabilecek bütün hataları yapıyorlar. Evet. Bir de şey İmamoğlu şunu söylüyor. Ben onu da bilmiyordum. Neyse onu da yarın devam ederiz. Bu arada ee, yeniden Refah Partisi'nde türlü baskılar var. Ya Manisa'yı da soracaktım. Yani zaman. Yani kalmadı. Ben dün İstanbul adayı Mehmet Altınöz'le konuştum. Allah'a teslim olduk aşamasındalar. Çünkü yani sadece bu Manisa kararı hayata geçirmek için, bu kararı uygulayabilmek için e, türlü zorluklarla karşılaşıyorlar. Duygusal, siyasal, inansal baskılar, Öyleymiş. aday çelmeye çalışmalar, para konuşuluyor olması. Yani yeniden Refah Partisi e, bu seçimi görebilirse onlar açısından e, herhalde dünyada ölüm yok diyebilirim. Yani.